Evet arkadaşlar, iki parabol varmış. Bu parabollerin dikkat edecek olursam şu B noktasıyla D noktası O noktasına eşit mesafedermiş. Kestikleri x ekseni kestikleri noktalar da aynıdır. O zaman aslında paraboller birbirlerinin simetridir. Bu parabole gx dersem x eksenine göre bir simetri söz konusudur. O zaman fx dediğim ifade de x'i gx'e eşit olacaktır. Bu parabolün için 14 tane doğru çizmiş ve bu doğruların her biri tam sayılardan geçiyormuş. Mesela şurası 10 noktasıydı. Şurası 9 noktasından geçen doğrudur diyeceğiz. Şimdi buna göre ifademizi, öncüllerimizi bir okuyalım. A bir tam sayı olmak üzere şu aralıktaki tam sayılardan bahsetmiş. FA eksi GA demiş. Buradaki bir doğrunun uzunluğunu verir demiş. Bakın şu noktaya ben A noktası dersem bu ifadede şurası GA uzunluğuna eşittir şurası. Şurası da ne olacaktır? FA olacaktır. Şimdi FA negatif bir değer. Benim GA dediğim pozitif. Eksi eksi olacaktır. Örnek veriyorum, şurası B ise şurası eksi B ise şurası da B olacaktır. Peki mutlak değişimde eksi B eksi aradaki işaret. GA da B'ye eşitti. Bu da ne olacaktır? Dışarı 2B olarak çıkacaktır. O da bana şu doğrunun uzunluğunu verecektir. Eğer A noktası şura olsaydı şu doğrunun uzunluğunu verecekti bana. Onun için birinci öncülümüz doğrudur. Tüm doğru parçalarının uzunlukları 7 farklı değer alır. Şimdi arkadaşlar, bizim simetri eksenimiz kökler toplamının yarısına eşitti. O da 5 yapacaktır. 5 bölü 2'den 2,5. Buna sağdan ve soldan eşit uzaklıktaki noktaların aldığı değerler aynıydı. O zaman sağdan soldan tam sayı değerlerine bakıyorum. 3 ile 2'nin aldığı bir değer vardır aynı olan. 1 ve 4'ün aldığı bir değer vardır aynı olan. Bak şunları birer azaltıp şunları da birer artırıyorum. 0 ile 5 aynı. Eksi 1'e 6. Bunların hepsi birer farklı değerler alacaktır. O zaman toplamda bu doğrular kendi içlerinde 7 farklı uzunluğa sahiptirler. Onun için ikinci öncülümüz de doğrudur. Devam edelim. İki parabolün tepe noktası bir doğru parçası üzerindedir. Arkadaşım bak. Benim tepe noktamın reisi 2,5 değil miydi? 2,5'sa şurada bir yerde değil mi arkadaşım? Bu doğruların üzerinde olamaz. Çünkü benim doğrularım tam sayıydı. O zaman tepe noktası şurada bir değer. O da hiçbir doğrunun üzerinde değildir. Onun için üçüncü öncül yanlıştır. Doğru cevabımız C şıkkıdır.